Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar, YouTube kanalımdan sevgiler. Eşim dün sıradaki sukulentleri ilaçlamıştı. Bugün de epey güneş keskin olduğu için gelip tekrar bir üstten yıkamak istedim. Hani sukulentlerin yüzeyi zarar görmesin, yapraklar özellikle anyonlar çok yanmasın, bebeklere de bir zarar gelmesin diye. İki tane de siparişim vardı, onları da hazırlayacağım. Geçen haftadan aldığım bir sipariş. Şimdi Ramazan ayı geldi. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Rabbim hepimizin, bütün İslam aleminin Ramazan'ı kabul etsin inşallah. Güzel geçer. Oruçlarımızı Rabbim kabul etsin. Şimdi arkadaşlar, siparişimi hazırlayacağım. Bir tane siparişim var. Hemen ona geçeceğim. Ve hemen bitirip eve gideceğim. Malum Seran içi çok sıcak ve oruçlu olunca gerçekten zor oluyor. Şimdi Tülay Hanım'ın siparişi var. Bir tane Opalina istemiş. Lovely Rose istemiş. Miryana istemiş. Ellen istemiş. Calavatum var. Nana var. Purple Delight var. Arze var. Bir tane de kristal türden var. Cotyledon. Bir tane de Pulvinata türü bir şey eğer varsa demiş, ekleyebilirseniz. Bakacağım. Şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar, bu boyların böyle beşlik boyları, böyle bebekten daha büyük, bir ergen gibi boylarını seçeceğim. Şimdi hemen bakalım. Lovely Rose var. Opalina var. Opalina'yı bir bulmaya çalışacağım. Opalinalar şuradaydı galiba. Karışık kasalarda, o yüzden böyle bakmak lazım. Bunlar sanırım Bloomist. Şunlar değil. Oha, şunlar Opalina. Evet, bunlar Opalina. Şurada ikili var. Şurada tekli var. İkililerden değil de teklilerden alacağım ama daha büyük bir boyu olsa aslında. Bu da güzel boyu. Beşlik boyu dediğim için olur, bu olur. Tam istediğim boyda aslında. Hiç beklemeyelim. Hemen bir an önce siparişimi sulama biraz yaptığım için, daha doğrusu üstten yıkadım arkadaşlar. Bir tane Purple Delight hemen bu kısımda varsa ekleyeyim. Şuradakini gözüme kestirmiştim sulama yaparken. Demek ki üstten yaprağı birazcık yanmış. Hemen üst yapraklarını döktü. Şu Purple Delight mı acaba, bir bakayım. Evet, o olması lazım. Kasaların üstüne çıkıyorum arada. Basıyorum mecbur. Ulaşabilmek için. Bunlar daha minik. Bakın bu güzel. Bu güzel. Bunun boyutu iyi. Bunu alabiliriz. Bir tane Lovely Rose istemişti arkadaşımız. Şöyle bir tane de buradan hemen Lovely Rose alacağım. Kök nasıl yapmış maşallah. Şöyle bakın, bunlar daha bebeklikten çıkmış, bir tık daha böyle ergen boyları. Arkadaşlar çıkarken biraz benim için zor oluyor. Hem telefonu tutup hem de çekim yapmak. Daha yavaş yavaş çekim yapmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı geçmeyeceğim. Şöyle ben. Tamam. Kolumu düzelttim. Sulama yaptığım için. Şöyle Opalina koydum. Lovely Rose. Bir tane Miryana koyacağız. Miryana burada var. Şuradakiler. Bakayım. Evet. Miryana'nın özelliği böyle arkadaşlar, küçük. Güzel bir tane. Şu güzel. Alabilirsem zarar vermeden yapraklarına illa dökülüyor. Bakın şöyle. Şurayı da hemen tekrardan doldurayım. Şöyle bir tane de. Çok güzel bebekleri de var. İki tane ondan ekledim. Başka neydi? Evet. Ellen'i ekleyelim. Clavatum ekleyelim. Şöyle bir Ellen neredeydi? Şurada Ellen var mı? Defterimi şuraya alacağım. Hemen Ellen'lere bakalım. Ellen'ler şuradaydı. Şu kısımdaydı. Evet, burada var. Bunlar üçlü. Yukarıda tekli var şurada. Tamam, şurada teklilerimiz güzel varmış.
Bakın şu güzel, hemen bunu alacağım. Evet, bakın güzel olmuş. Bebeği de var, iki kafada aslında. Şöyle ara ara geçerken çeviriyorum, kusura bakmayın. Başınız inşallah dönmez. Bir tane kılavatum alalım bakalım. Nerede var güzel bir kılavatum? Şimdi Ramazan oruçlu olunca insanın, şöyle bakıyorum ben. Daha yakından da şöyle siz yakından bakarken ben de istediğim türlere göz gezdiriyorum. İstediğim boy arıyorum aslında. Kılavatım var ama istediğim boyu arıyorum. Bu güzel. Şu güzel büyük. İyi, tamam, şunu ekleyebiliriz. Bakın hem de bebekli. Bebeği de var, güzel, kocaman. Şöyle bir yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bebeği de var. Neyse, telefonu çok yakından da çok gösteremiyorum. Altta bebekleri, hatta birkaç tane bebeği varmış. Şöyle siz buraya bakarken ben de böyle buradan notlarıma bakıyorum. Bir tane nana ekleyeceğim. Purple Blight ekledim zaten. Arze var. Tamam, nanayı hemen ekleyelim. Arze'yi bulalım. Bir tane nana vardı, onu ben göstermiştim. Neredeydi? Bakalım. Arkadaşlar. Ben nanayı arıyorum ama benim nanayı bulamadım. Neyse, biz arze ekleyelim. Nanayı buluruz. Şöyle ben bir bakayım. Arzeler neredeydi? Arzeler burada. Arz ederim, çok çok büyümediler. Bir tık daha minik oldular. Aslında daha hızlı büyümelerini bekliyorum. İstediğim bu boy zaten. Ama ben arz ederim biraz daha hızlı büyümelerini gerekti. Yani öyle düşünüyordum. Biraz yavaş bir tür çıktı. Veyahut da bende yavaş büyümüyor. Evet. Bundan da ekledik. Sonrası tekrardan yakından göstereceğim. Bakalım. Şunun üzerine bir şey indirsem, durmadan rüzgar var. Kapamıyor. Tamam. Şöyle yapayım. Bir tane kristal var. Ondan istemiş. Kotiledon var. Kristal var. Şimdi ben kotiledon hangisiydi? Şunlardan da arkadaşlar. Benden rica etti. Bir tane minik bir şey ekleyeceğim. Kotiledon. Bakayım. Şöyle şurada bir tane var. Bir tane ekleyeceğim. Ufak bir şey. Evet, bunu ekleyeceğim. Şöyle bakın. Evet. Bundan ekledik. Şöyle ben göz gezdiriyorum. Bunlar o dragon dediğimiz türler. Şurada bir tane düz var. Dragona benziyor. Ama onu çıkaramadım. Onun ismini bir öğreneyim dedim ama fırsat bulamadım. Öğrenemedim bir türlü onun ismini. Başka. Şöyle göz gezdiriyorum. Arada hem bakıyorum hem de, çünkü ben sulama yaparken çok dikkat etmedim. Herhangi bir problem var mı yok mu diye, çürüyen var mı? Biraz ısınmaya başladı arkadaşlar gerçekten seranın içi. Bugün fark ettim, böyle sulamadan önce biraz yanıklar vardı. Tamam. Kristal dediğimiz türden kalmış. O kristal tür eski kasalarda var, yeni kasalarda yok. Onu bakalım nasıl bulacağız. İnşallah. Şöyle buralarda olması lazım o dediği tür. Yakın çekim aslında istiyorum ama arkadaşlar, şimdi kasalar yerde olduğu için
Yani çekim boyunca böyle eğilmek de biraz belimi ağrıtıyor açıkçası. O yüzden bu şekilde hani çekiyorum. Gerçekten ben de daha yakından çekmeyi çok istiyorum aslında. İnşallah ona da bir şey bulacağım ben. Vallahi istediğim şeyi bulacak mıyım bilmiyorum. Şurayı ben düzeltmemişim. O dediğim kristalden bulsaydım iyi olurdu. Bulacağım ama. Şöyle yakından şey yapayım. Siz böyle sukulentleri izleyin. Ben de böyle etrafa göz gezdireceğim. Aslında şu kasalarda olması lazım. Şu en diptekiler. Onlar çünkü eski kasalar, 2 yıllık kasalar. O en diptekiler de vardı. Şimdi ben oralara nasıl uzanacağım? Ben bir tane hem o türden bakıyorum hem de şu anda şeyde bakıyorum arkadaşlar. Nano'da bakıyorum. İstediğim bir boyutta. Az önce ben sulama yaparken gözüm çarptı aslında Nano'ya. Şimdi işte şimdi yok. Şimdi bakıyorum kaybettim. Nerede olduğunu göremiyorum. Nerede? Şöyle sukulentleri isteyin. Arkadaşlar inşallah videolarımdan yani videolarım güzel oluyordur. Benden farklı bir video isteyen arkadaşlar yazabilirler. Yani beklentileriniz doğrultusunda size videolar çekmek isterim. Yapraktan üretim videosu çektim. Hemen böyle normal, özellikle yeni başlayan arkadaşlar için çekmiştim. Bir tane şey vardı. İlaçlama videosu var. Evdeki ben sukulentlerimi, kasalarımı ilaçlamıştım. Cam sil aparatıyla ilaçlamıştım. Benim oradaki 2,5 litrelik aparatım bozulmuştu. O yüzden hemen onu kullandım ve bir tane de videosunu çekeyim dedim. Böyle bu dönem özellikle sukulent yetiştiren arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar için hani böyle bir bilgi içerikli bir video olsun istedim. Hemen öyle de bir video çektim. Onu da videosunu inşallah birkaç gün sonra paylaşacağım. Bugün başka bir tane paylaşıyorum daha doğrusu. Daha tam paylaşmadı. Şöyle ben bu tarafa geleceğim arkadaşlar. Bir şey gördüm sanki. Evet, bakın şurada. Minik bir şey gördüm. Evet. Burada bir tane bir şey var. Bakın şöyle. Heh, buldum. Bir tık daha büyük olsaydı iyi ama ama yani bundan en fazla bir iki tane daha bulabilirim. Çünkü bunun üretimini geçen sene yapmadım. O yüzden hali hazırda büyümüş yok. Şöyle şu kasaya basacağım. Vallahi zor oldu ama geçtim. Şunu da koyalım. Arkadaşlar. Bakın şuradakiler özel tür. Şu nanaların yerini değiştireceğim. Gerçekten çok. Bakın burada güzel boyutta olanlar var ama maalesef köklü değil. Köklü olsaydı güzel olurdu. Bunlar deri arkadaşlar. Bu sene çok talep gördü. Epey bir satışını yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Tekrardan bir kasa indirdim. İnşallah önümüzdeki sene Rabbim nasip ederse, ömür verirse bol bol veramız tekrar olacak. Güzel güzel indirimli böyle güzel fiyatlarla yine satışını yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben yine bu tarafa geçeceğim. Buradan bakmaya devam edeceğim. Ben böyle yakından eğilip bakacağım. Böyle size sukulentlere yakından bakmış olursunuz. Bir tane çok güzel boyutta gördüm. Şimdi o kadar kasanın içerisinde. Nerede? Şunlar değil. Nana'ya benzeyen bir tür var. Çok benziyor. Ama o değil. Şimdi
çok güzel olmuş. Hele şunlar. Maşallah. Pembiş pembiş. Dolu dolu olmuşlar arkadaşlar. Artık bunlar anaç olmuşlar. Ay bu türüm. Bu çürümüş arkadaşlar. Bu özel bir türdü. Hemen hemen fark ettim şimdi. Şöyle ben bir bakayım. Sera çok sıcak olmuş. Bu çiçeklerini kopardım. Polidonis'in çiçeklerini kopardım. Bakın ay. Yazık olmuş valla. Özel bir türdü bu. Verigatele bir tür. Neyse. Köküne dokunmayacağım. Kökü de gitmiş ama. Kökü de gitmiş. Şu yapraklar burada dursun. Şöyle şuraya alacağım. Çok pişmeyenler belki yapraktan bebe verir. Yazık olmuş valla. Güzel de olmuştu rengi. Geçen geldiğimde çok güzel olmuştu rengi. İşte o yüzden yavaşça böyle kontrollerimi yapayım diyorum. Bazen fark ediyorum, erken fark ettiğim için hiç olmazsa yapraklarından kurtarabiliyorum. Mesela bakın burada da bir şey olmuş. Hem su hem sıcak nem olunca normal. Bunlar Purple Light arkadaşlar bakın. California Sunset var, Ellen var. California Graptoveria var. Bu tür çok güzel. Çok güzel türler var. Orada da var. Çok çok güzel türler var. Onların büyümesini bekliyorum. Bunlar geçen sene aldığım ithallerden. Bazıları tekte arkadaşlar. Yok yani. Maalesef biliyorsunuz ithalleri iklimimize adapte etmekte bazen zorlanıyoruz. Bazılarını kaybettim. Bakın bu Chrispat. Güzel büyümeye başladı. Atağa geçti. Bunlar bu Thriller. Geçen sene bu çok beğenilmişti. Bu tür. Bu da güzel. Bir şey roz ama bilmiyorum gül gibi böyle. Çok güzel kızarıyor. Bunlar geçen sene çok beğenilen türlerdi arkadaşlar. Hepsinden ürettim. Allah'a şükür ama birçoğunun annesini maalesef kaybettim. Yazın kaybettim, sıcaklarda kaybettim. Çünkü buranın sıcağı çok fazla. Urfa'nın sıcağı yakıyor, mahvediyor. Valla benim türü bulmamam video açısından iyi oluyor arkadaşlar. Video da uzamış oluyor. Yoksa bana kalsa ben hemen bitirirdim videoyu. Ama bulamadığım için öyle kesmek de istemiyorum. Sanırım ben yine durduracağım videoyu, öyle bakacağım. Çünkü gerçekten artık neyse ben videoyu durdurayım, öyle bakayım. Arkadaşlar dediğim nanayı maalesef bulamadım. Bunu ekleyeceğim. Gerçekten bir şey gitti mi böyle, kayboldu mu? İnsan... Şöyle dibinde de başka bir şey geldi. Şöyle. Yerini hemen düzelteyim. Güzel bir boy. Çok güzel bir boy. Hemen bunu da ekledik. Bir tane kırmızı bir tür vardı. Kadife gibi. Bu Vinata. Ondan istemişti ama sanırım ondanım yok. Hatta ben kendisine de söyledim ama yine de bakarım dedim sizin için. Bulabilirsem minik bir şey eklerim. Ama şöyle öbür türlere hazırlarken arada ona da böyle baktım, göz gezdirdim ama göremedim. Minik bir şey vardı. Herhalde o da ya, onu vermişim. Büyük ihtimal onu vermişimdir. Siparişi eklemişimdir. Yok çünkü bulamadım. O da yeni kasalardan da, şu yeni olan kasalardan da. Neyse onu da sonra bakarız. Bir tane daha siparişim var. Ben onu da hazırlayayım. Şöyle yakından ben göstereyim. Ortalık biraz terlikler, merlikler, ne olur kusuruma bakmayın. Şöyle bir tane nanamız var bakın. Güzel, kocaman. Bir tane kotaledon, minik bir şey ekledim. Şöyle bir tane klavatum. Şöyle bir kristal. Bir tane Purple Delight. Bir tane Opalina. Bir tane Ellen. İnşallah güzel çekiyordur. Bir tane Miriana istemişti arkadaşımız. Lovely Rose istemişti ve de Arze istemişti. Evet. Bunları istemişti. Bir tane küçük Pulvinata'dan istemişti. Kızaran kırmızı olan türde. Ondan bulamadım. Bulursam eklerim. Bulamazsam da başka bir şey onun yerine eklerim artık. Arkadaşlar videom biraz uzun oldu. Ne olur kusuruma bakmayın. Bulamadım çünkü gerçekten nanayı ararken biraz uzun süre geçti.
Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.